Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cyberpunk 2077 hakkındaki düşüncelerimden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Cyberpunk'ı sonunda bitirebildim. Ocağın 10'unda bitirdim, yani oyun çıktıktan tam olarak bir ay sonrasında bitirdim oyunu. Oyunu 23 saat kadar oynadım. Yani yan görevlere fazla sapmadığım için bu şekilde oldu bu. Zaten ben oyunlarda yan görev yapmayı pek seven birisi olmadığım için neredeyse full ana hikayeden gittim ve ana hikayede aslında bayağı bir kısaydı. Sadece ilgimi çeken bazı yan görevler olduğu için onları yapmak istemiştim. Oyuna devam ederim herhalde oynamaya, yan görevler falan yaparım. Oyunda kısaca bir beğenip beğenmediğim yönlerinden bahsedeyim. Sonrasında da bütün oyundan bahsederiz. İlk olarak beğendiğim tarafları oyunun hikayesiydi. Hikayesi bayağı bir ilgimi çekti ve Cyberpunk bence çok güzel bir hikayeye sahip. Benim bayağı hoşuma gitti oyunun hikayesi. Onun dışında oyundaki karakterler. Herhalde ben V'den çok Johnny'yi daha fazla seviyordum oyunda. Yani John Silverhand'i. Oyundaki karakterler cidden ilgi çekiciler. Zaten oyundaki bazı yan görevler de karakterler için ayrılmış yan görevler. Bayağı uzun yan görevler oluyor ve yani o karakterlerin hikayeleri anlatılıyor oyunda size. Onun dışında oyunun evreni, oyunun gelecekte geçmesi falan hoşuma gitti. Oyundaki şehrin tasarımı falan da bayağı bir güzel. Şimdi beğenmediğim yönlerine gelecek olursam oyundaki hatalar. Ben PlayStation 4 Slim'de oynadım zaten ve bayağı fazla hatası var. Yani göz ardı edilebilecek gibi değiller. Bazı hatalar çok fazla can sıkıcı oluyor. Öyle küçük buglar, glitchler falan değil de oyun bazen çökebiliyordu. 3 kez falan çöktü oyun bende. Onun dışında arada kasmalar falan olabiliyordu. Ki ben 1.6 güncellemesiyle oynadım oyunu. Bayağı bir düzelmişti. 1.00 versiyonuna kıyasla hiç güncellenmemiş versiyonuyla 1.6 versiyonunun arasında bayağı bir fark var ama daha hala hata var PlayStation 4 versiyonunda. Onun dışında başka oyunda beğenmediğim bir şey de açık dünyası. Yani açık dünyası yine nedense canlı hissettiren bir açık dünya değil. Zaten açık dünya oyunlarını pek sevmediğimden dolayı ben açık dünyayı keşfetmek falan pek bana göre olmadığı için canlı bir açık dünya olmayınca da bu yani bayağı bir sıkıyor. Oyunun kendisinden bahsetmeye başlamadan önce bir hatalarından bahsedelim. Ben oyunda bayağı fazla hatayla karşı buglardır, glitchlerdir falan çok fazla oldu bende. Zaten kayıt da almıştım. Şu anda videoya koymuşumdur ekrana. Ya saçma sapan hatalar çok fazla oluyordu. Özellikle kaplamaların geç yüklenmesi olayıyla çok fazla karşılaştım ben. NPC'lerin kaplamaları özellikle çok fazla geç yükleniyordu. Acaba hiç güncelleme almamış versiyonunu oynasaydım nasıl olurdu diye bir düşünüyorum da. Ya 1.6 güncellemeli hali bu şekildeyse oyunun. Arada bir drop falan da giriyordu oyuna. Onun dışında FPS düşüşlerini bayağı bir toparlamışlar aslında bu güncellemelerle ama glitchler ve buglar hala çok fazlalar oyunda. Yani oyunda çökmeler önceden çok fazla oluyormuş. Şu anda pek fazla yok. Sadece 3 kere çöktü ben oyunu oynadığım sürede. Yani 23 saatte falan oyun sadece 3 kez çöktü bende. Onun dışında bu herkeste oluyor mu bilmiyorum ama araştırdım biraz. Oyun tam ekran olmuyor. PC'de falan da oynayanlarda bu şekilde bir sorun olmuş. Yani oyunu oynayan bazı kişiler oyunu tam ekran yapamamış. Yani ben de yapamadım. 1080p bir televizyonda oynuyordum ama tam ekran olmadı oyun bende. Bazen o da canımı sıktı ama herhalde en az dert ettiğim şeydi o oyunda. Yani çok can sıkıcı bu oyunun sorunları. Umarım düzelir yani şu güncellemelerle birlikte. Zaten ben de bunlar düzelmeden oyunun serisini yapmam. Oyunun kendisinden bahsetmeye bir geçebiliriz artık. Şimdi oyunda ilk olarak görevlerden bahsedelim. Şimdi oyunda 3 çeşit görev var diyebilirim. İlk olarak ana görevler, diğeri ek işler yani yan görevler falan da buna dahil oluyor ve karakter görevleri dediğim görevler de buna dahil oluyor ve daha kısa süreli işler de buna dahil oluyor. Onun dışında bir de araçlar diye bir şey var. Oyunda Dlamain diye bir yapay zeka var. Ana hikayede zaten onunla tanışıyoruz ve onun araçlarını bulmamızı isteyen görevler var oyunda. Ben sadece bir tane yapmıştım. Yani araçları ona teslim ettiğinizde size XP mi geliyordu, para mı geliyordu tam hatırlamıyorum ama işte ödül kazanıyordunuz yaptığınız zaman. Oyunun özellikle ilk 3-4 saati bayağı heyecanlı geçiyordu. Ya ortalarına doğru o heyecan biraz azalmaya başladı. Oyunun hikayesi bayağı bir ilgimi çekmişti oyunun ilk 3-4 saatinde. Oyundaki yan görevlere geldiğimizde dediğim gibi karakter görevleri olarak adlandırdığım görevler. Yani o karakterin de hikayesini öğreniyoruz o görevlerde. Şu karakter görevleri neredeyse ana görevler kadar iyiler. Oyundaki karakterlere bir gelelim. Herhalde en çok beğendiğim taraflardan birisi oyundaki. Cidden ilgimi çeken karakterler vardı oyunda. Yani her karakter olmasa da özellikle Johnny Silverhand karakterine bayıldım ben. Johnny Silverhand karakteri cidden oyunu bitirmemde bayağı bir yardımcı oldu diyeyim. Çünkü bayağı bir ilgimi çektiği için sırf o yüzden biraz daha çabuk bitirdim diyeyim oyunu. Çünkü oyunu oynamadım, oyuna bayağı bir ara verdiğim zamanlar da oldu. 2-3 gün hiç oynamamıştım Cyberpunk'a arka arka. Spoiler olacak gibi biraz zaten oyundaki bazı kısımlarda Johnny Silverhand'le de oynuyoruz. Geçmişe gidip de Johnny'nin de ne yaşadığını görüyoruz bazı görevlerde. Oyunun oynanışından büyük. Oyunun oynanışı bence ortalama düzeyde. Yani çok çok iyi bir oynanışa sahip diyemem oyun ama yani çok da kötü değil. Yani orta düzeyde bir oynanışı var. Yani ne çok iyi ne de çok kötüydü. Yani şimdi oyundaki gizlilik tarafındaki oynanışa gelsem çok sıkıcı. Yani gizliliği neredeyse hiç kullanmadım zaten. Onun dışında yani hackleme var aslında oyunda ama onu pek kullandığımı söyleyemeyeceğim. Sadece oyundaki bir bölümde vardı.
hackleye hackleye gittiğimiz bir bölüm. Yani o bölüm oyunun başlarındaydı ve bayağı eğlenceliydi o aslında. Diğer bir şeydi zaten, oyunda zaten direkt sıka sıka gitmek. Ben o şekilde gidiyordum. Sıka sıka giderken de şöyle bir sıkıntı oluyor. Düşmanlar çok geç ölüyor. Cidden bayağı fazla sıkmanız gerekiyor bir düşman ölmesi için. Yani normal bir adam bile olsa, güçsüz normal bir adam bile olsa o bile çok geç ölüyordu. Yapay zekalara da gelecek olsam, oyunun güncelleme almamış zamandaki kadar rezalet değiller ama hala kötüler. Onun dışında şimdi oynanıştan araba sürüşüne bir gelelim. Araba sürüşü de yine bence ortalama düzeyde. Yani zorlayan bir araba sürüş mekaniği yok oyunun. Ben bazı oyunlarda çok zorlanırdım. Mesela araba kullanırken GTA'larda falan. Cyberpunk'ta da daha kolay kullanabildim arabayı. Şimdi oyundaki yeteneklerimize bir gelelim. Cyberpunk'taki yetenekleri nedense hiç önemseyemedim. Yani Witcher'da falan daha fazla önemsiyordum ama yani yeteneğin ne olduğuna bile bakmadan basmıştım ben direkt. Oyunda 5 tane yetenek dalı var. Her yetenek dalında da kendi içerisinde geliştirmeler var. Şimdi ilk olarak vücut yakın dövüşe odaklanıyor. Diğeri refleksler, hıza odaklanıyor. Teknik kabiliyet de şu hackleme olayı. Zeka da hack uzmanlığınızı belirler diye bir şey yazıyordu. Yani hack'te daha iyileşmenizi sağlıyor. Serin kanlılık da gizlilikle ilgili daha çok. Oyunda ne kadar geliştirme yaparsanız bir görevde farklı yollardan gitme olasılığınız da artıyor. İlk başlarda bu biraz sıkıntı olmuştu benim için. Yani her yeteneğe pek fazla basmadığım için, her yeteneğe eşit şekilde basıyordum ben. Bir yeteneğe çok fazla basmadığım için hiçbir yolla içeri giremedim. Yani bu oyunun başlarında sıkıntı oluyordu benim için. Sonradan pek fazla sıkıntı olmadı. Şimdi oyundaki envantere bir gelelim. Ya envanteri anlamakta aslında bayağı bir güçlük çektim ilk başlarda. Zaten zırhımızı, silahlarımızı falan oradan görebiliyoruz. Onun dışında üretim kısmı var. Sadece bir kez kullandım. Onda da nasıl olduğunu pek anlayamadım. Silah falan üretebiliyoruz istersek ama bayağı karışık geldi. Açık dünyasına bir gelelim. Yani dediğim gibi zaten açık dünyası canlı hissettiren bir açık dünya değil. Zaten Rockstar'dan başka kimse o tarz bir açık dünya yapamıyor. Yani oyunun pek de büyük bir haritası yok. Witcher'ın haritasına baktığımızda aslında daha büyüktü. Ki Witcher'ın ana hikayesine baktığımızda da daha fazla uzundu Cyberpunk'tan ama Cyberpunk'ta bayağı bir şeyden kısmışlar ki yine de iyi yapamamışlar. Yani teknik tarafta bayağı bir batırdılar. Yine küçük bir açık dünya da olsa yani oyunun optimize olmamasından da kaynaklı. Dediğim gibi kaplamaların geç yüklenme olayı falan bayağı bir karşılaştım ben. Kaplamaların geç yüklenmesiyle yani yolların kaplamaları falan da geç yükleniyordu bazen. En çok NPC'lerde o görmüştüm kaplamaların geç yüklenme olayını. Şimdi oyundaki boss savaşlarına bir gelelim. Eğer ki yan görevleri yaparsanız oyunda daha fazla boss ile karşılaşıyorsunuz. Yani ben pek fazla yan görev yapmadığım için yan görevlerde karşılaştığım sadece bir tane boss vardı. Boss savaşları yine bayağı varlar. Yani ana görevleri ve yan görevleri toplayınca. Ama sadece ana hikayede ben 3 tane boss ile karşılaştım. Birisi oyunun başında, birisi ortalarında, birisi de sonunda zaten. Ki oyunu kolayda oynamama rağmen bazı bosslar beni bayağı bir zorladı. Şimdi oyundan bahsetmiş oldum. Bir toparlayacak olursam oyun hakkında ne düşündüğümle ilgili. Hataları olmasaymış kesinlikle çok çok daha iyi bir yerde olabilirdi Cyberpunk benim gözümde ama hataları olsa bile hikayesini ve karakterlerini beğenmemden dolayı yine ortalamanın bir tık üstünde gibi Cyberpunk 2077 benim için. Yani daha iyi olmasını bekliyordum. Yani herkes gibi ama bu şekilde oldu. Ortalamanın bir tık üstünde bir oyun benim için ama çıktığı gibi almasam da olurmuş yani Cyberpunk'ı özellikle şu hataları yüzünden ama yani bu şekildeydi. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.